bu okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا Hadular için ise diyor. Bu hadu daha önce geçti. اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا Ve biz orada hâde fiiline baktık. Hâde fiilini inceledik. Hatırladığım kadarıyla tövbe etmek manası vardı. Çünkü bunlar bir ayette diyorlar ki inna hudna ileyk. Rabbimiz biz sana döndük. İnna tubna ileyk gibi kullanıyorlar. İnna hudna ileyk. Muhtemel ki belki bazı müfessirler böyle dediği için aklımızda kalmış. Yani ellezine hadu ister böyle ister el yahud öyle kökenini buradan alan yani dönen tövbe eden belki sıklıkla dönen sıklıkla tövbe eden çünkü böyle gelgitleri bunların safahatlarına baktığınız zaman bir ümmet olarak neredeyse çok şeyler çok gelgit yaşayan bir topluluk o kadar çabuk vazgeçebilen bir yaklaşımları var ki yani Hazreti Musa Aleyhisselam قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْس۪ي وَأَخ۪ي diye bayrak çekmiş. Bayrak açmış mı denir buna? Bayrak çekmiş. Neyse deyimden vazgeçtim, yanlış kullanmış olabilirim. Çünkü isyan anlamına da gelebiliyor. O anlamda demedim. Yani Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi hepsi bu demek istiyor. Ben ve kardeşim, başkasına malik değilim. لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْس۪ي وَأَخ۪ي Ve sonra da فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Bizimle fasık kavmin arasını ayır. Bu kadar yıldırmışlar onu. Hep cayan, vazgeçen, onu kendi başına bırakan. اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا Git sen ve Rabbin savaşın. اِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ Biz burada oturacağız. Diyen bir topluluk. O kadar mucizeyi, bunların Mısır'dan çıkması bile Allah Azze ve Celle'nin büyük bir lütfu. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bu denli اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ diye ey İsrailoğullar nimetimi hatırlayın, nimetimi hatırlayın dediği bu kadar bunu sık tekrarladığı bir topluluk bunlar. Dolayısıyla acaba bunlar adlarını da oradan mı aldılar? Yani el-Yahud veya el-Lezine Hadu. Bu hatırladığım ayet yine konusu böyle yemekle içmekle alakalı. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا Herhalde. Bu ayette ki geçti bu ayet daha önce hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Şu okuduğum ayet, daha önce de geçen bir ayetti diye hatırlıyorum. Cenab-ı Hak zulüm etmelerinden ötürü حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ Kendilerine aslında helal kılınmış şeyleri haram kıldık diyor onlara. Hem de haram kıldığını söylediği şeylerin aslında tayyibat olduğunu da söylüyor Cenab-ı Hak. Yani hoş, temiz şeyler ama haram kıldık. Neden ötürü? Zulümlerinden ötürü. Demek ki ta o zaman da dikkatimizi çekmişti. Demek ki Cenab-ı Hak yani her tayyip olan şeyi de illa helal kılmak zorunda değil. Bakın burada kullarının zulümlerinden ötürü aslında kendilerine helal kılmış olduğu tayyip şeyleri haramlaştırdığını söylüyor. Ama zulümlerine binaen. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ Sanki başka bir ayette de pek çok tayyip ifadesi geçiyordu. Önce bu ayeti bir yerinde görelim. Sanki Allah-u Teala rahmetini geri çekiyor değil mi hocam? O konuda. Her konuda çekebilir Cenab-ı Hak rahmetini geri. Çünkü وَاِنْ تَعُودُوا نَعُدْ diyor. Siz dönerseniz biz de döneriz. Yani kullar sırtını dönecek, Cenab-ı Hak yalvar yakar hala peşinde olacak yani. Bir yere kadar. Kulunu illa yine çağırıyor, hemen vazgeçmiyor. Ama bir yere kadar. Ama kullar ne istiyor? İlâ nihaye, ölüp huzuruna çıkıncaya kadar ben sırtımı döneyim. Ölüp huzuruna çıktığımda beni bağışlasın.
Yani bu kadar hoyratça davranacaksın, aşağılayacaksın, takmayacaksın, buyruklarını önemsemeyeceksin, hitabına dikkat etmeyeceksin, gönderdiği elçiye değer vermeyeceksin. Ke enlem yekün, yani yokmuş gibi davranacaksın. Sonra da buna rağmen huzuruna döndüğünde onu hiç takmamışsın, bağışlamasını bekliyorsun. Benim Tanrım böyle olmalı diyor. Sen ayaklar altına aldığın bir Tanrı'dan bahsediyorsun. Öyle bir Tanrı yok. Zaten tek bir Tanrı var. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah Azze ve Celle, her şeyin yaratıcısı. O Rahman ve Rahim. Ama sen bu nankörlüğünle ve hoyratça inadınla tüketmişsin Cenab-ı Hakk'ı. Her türlü çağrısını seni esirgemeye yönelik, seni merhamet etmeye yönelik. Dolayısıyla elbette ki Cenab-ı Hak bir yerden sonra rahmetini çekiyor. Kulunun gözünü karartıyor, kalbini karartıyor. Dalalete sevk ediyor. Belli davranışlar, belli limitler aşıldı mı Cenab-ı Hak onu saptırıyor. Limitleri aşımından ötürü. Ama insanların önemli bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın bu yüzünü görmek istemiyor. İstemediğinden Hristiyanlar kendilerine öyle bir teoloji ihdas ettiler ki kul merkezli. Yani ne yaparsan yap, Cenab-ı Hakk'ı tekmele, şey yap, itekle, küfret, aşağıla, bir şey olmuyor. Şamar oğlanı hafif kalır. Oğlan bile değil. Hizmetçi. O kendine hizmet edecek her türlü. Hiç buyruğunu takmayacak. Günah mı? Gırla. Nasıl çözdü bu işi? Oğlunu bizim kurban verdik. Ondan avunsun dedi. Onun hatırına hepimizi bağışladı toptan. Böyle bir yöntem uydurdu, icat etti. Bir defa oğul iftirasında bulundu. Sonra onu kendi günahlarına Cenab-ı Hakk'a kurban etti, ettirdi. Cenab-ı Hakk'ı kendisini affetmeye mahkum etti. Artık bana sorarsanız roller değişti. Kullar Allah oldu, ilahlar oldu. Allah onların mecbur bırakması dolayısıyla. Çünkü mecbur kalan kimdir? Kuldur. Zaruret kul için söz konusu. Cenab-ı Hak için zaruret olur mu? Ama o teolojide Cenab-ı Hak artık buna mecbur. Tek bir esprisi var. Bu teolojiyi kabul edeceksin. Teslisi kabul ettin mi, sığındın mı ey Mesih diye günahlar gidiyor. Bu icat edilmiş Tanrı anlayışına evriliyor bizde bazılarının Tanrı anlayışı. Kitapla alakası yok. Elçiyle alakası yok. Bunları öğrenmeye dair hiçbir merakı yok. Tam tersi kıl kapıyor. Din, dindarlık vesaire bunlardan huzursuz. Ama bir tanrısı var kendince. Çok müşfik, çok merhametli, çok esirgeyen, sevgi tanrısı, insanlık vesaire. Onun yapma dediği her şeyi yapıyorsun. Ya onu yapma dedikten de çok emin değil aslında. Yani kendi mecrada ilerliyor. Bunların dinleri aynı. Ben turizmde çalıştım. Pek çoğuna hangi dindensin deyince adam ya Hristiyanlık diyordu. Sonra aslında Hristiyanlık değildi. Benim dinim sevgi diyordu. Ha işte. Yani benim dinim insanlık diyen vardı yani. İnsanlık nasıl bir dinse insanlık dini. Yani insan olsun diyordu yani. Ben de din yok yani. Şimdi yani böyle bir anlayış üniversal bir anlayışa dönüştürülüp yüceltilmeye çalışılıyor ve üniversal fonlarla desteklenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bunlar inne dîne indallâhil islam düşüncesinden hatta ayetinden çok rahatsızlar. Ya Allah var de nokta diyor, başkasının boş ver diyor gerisini. Zaten oraya kadar indikten sonra ötekinin Allah'ını da kabul eder durumda. Yani o da çok şey yapmıyor. İyi olsun, adam olsun, medeni olsun. Tamam, gerisine gerek yok. Diyen bir şeye doğru hızlı bir destek var. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve li sairil mu'minin.